Arslan Bulut 19 Temmuz 2021 Yeni Çağ. Bilime inanıyorsanız sorgulayacaksınız. Biz bilime inanıyoruz diyerek hayali aşı karşıtlarını suçluyorlar. Oysa bilime değil küresel sahtekarlığa inanıyorlar. Fakat aşı doldukları için gerçekleri kabullenmek istemiyorlar. Çünkü gerçeklerin söylenmesi bir sahtekarlığa boyun eğdiklerinin ortaya çıkarılması demektir. Bu da onları incitiyor. Operatör Doktor Bilgehan Bilge, birbirimizi kırıp üzmemize gerek yok. Bugüne kadar on binlerce ilaç, aşı, tıbbi kimyasal üretildi ve üreticileri tüm sorumluluğu üzerine aldı. Dünya tarihinde ilk defa korona aşı üreticileri sorumluluk almadı. Neden? Bu sorunun cevabını verip tartışmaya devam edelim, diyor. Şimdi bu konunun sorgulanması bilimin gereğidir. The Washington Times yazarı Cheryl Chamblee, Dr. Fauci 13 yaşındaki ikinci doz Pfizer aşısına olan Michigan'lı çocuğun ani ölümü üzerine garip bir şekilde sessiz kaldığı başlıklı yazısında sorgulama yapıyor. BBC ise COVID-19 vakaları artmasına rağmen İngiltere neden kısıtlamaları kaldırıyor diye soruyor. Öyle ya İngiltere hükümeti halktan hangi bilgileri gizliyor ki vaka sayısı artmasına rağmen kısıtlamaları kaldırıyor? Türkiye'de ise bilim kurulu denilen ama hiçbir inisiyatifi bulunmayan kurul, hükümete aşı olmayanların insanların toplu olarak bulunduğu yerlere alınmamasını tavsiye edebiliyor. Oysa aşı olanların durumu hiç de iyi değil. Mesela operatör doktor Bilgehan Bilge, mRNA aşıları neden kalp krizine sebep oluyor, neden beyin ve akciğer damarlarını tıkıyor ve neden miyokardit yapıyor diye şaşıranlara sesleniyor. Neden şaşırıyorsunuz ki? Bu virüs infekte ettiği hastaların az bir kısmında da aynı hastalıkları yaratmıyor muydu? Ve bu yan etkilerin tetikleyicisi spike proteini değil miydi? mRNA aşılarıyla bol miktarda spike proteini üretmeyi hedeflemiyor musunuz? Yani bademin içi, zehrin saf damıtılmış hali değil mi hedefiniz? Hedefinize ulaşıyorsunuz işte, şaşırıyormuş gibi yapmanın alemi yok. Yalnız bir farklı, virüs bu komplikasyonları milyonda bir sergiliyordu. Saflaştırılmış zehir bu oranı 10 binde bir seviyelerine çıkartıyor. Ayrıca virüs 2 yılda 190 milyon insan hastalandırdı. Siz 6 ayda 2 milyar insana bulaştırdınız. Bilgi bir de aşılamada çok mesafe almış ülkelerdeki durumu sorguluyor. Temel bilgidir. Karşılaştırma için iki sabit, bir değişken, mükemmele yakın bir sonuç verir. Bizim iki sabitimiz var. Bir, aynı ülke, aynı nüfus. İki, aynı çevresel koşullar yani mevsim ve aylar. Değişkense aşılama. Moğolistan, Mart 2021'de aşılama programına başladı. O tarihe kadar bir yıl boyunca toplam 2120 korona hastası vardı ve toplam bir yılda 4 ölüm. Aşı sonrası 4 ayda 143.128 hasta ve 716 ölüme ulaştılar. İspanya yetişkin nüfusunun %97'sini aşıladı. Geçen yaz aylarını aşısız İspanya günlük 400-500 hasta ile geçirdi. Aşılı İspanya bu yaz 43.000 hasta ortalamasıyla devam ediyor. Hollanda tüm nüfus aşılama oranı %68. Geçen yaz ayları hasta sayısı 0 ile 200 arası bugün günlük 11 bin hastayla devam ediyorlar. Birleşik Krallık, sınıfın en başarılı öğrencisi. Biontech aşısının uygulandığı ilk ülke 8 Aralık 2020. Geçen yıl aşısız İngiltere tüm yaz sezonunu günlük 600 kadar hastayla geçirdi. Bu yaz günlük 50 bin vaka. Nüfusun yarıdan çoğu tam aşılı ve İsrail ve Şili ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bu ülkelerin tamamında kahir ekseriyette mRNA aşıları kullanıldı ve hala çıkıp utanmadan yaptığımız deneysel çalışmalar sonucu aşımız şu kadar etkili diyorlar